Tintoretto en sevdiğim Venedikli sanatçılardan biri. Muhteşem eserleri var. Bu videomuzda Tintoretto'nun Kölenin Mucizesi adlı eserini inceliyoruz. Enerji dolu, renkli ve oldukça hareketli bir tablo. Eserde tasvir edilense çok etkileyici bir hikaye. Bu eser Aziz Mark Derneği için yapıldı. Burası Venedik'te dönemin sanatçılarına sunak resimleri ve tablo siparişleri veren, aynı zamanda bir hayır kurumu gibi işleyen bir dernekti. Venedik'te yürütülen hayır işlerinde aktif rol oynuyordu. Dernek, genç Tintoretto'ya dört tablodan oluşan bir seri siparişi verdi. Bu seri, dernek binasındaki sunağın tam karşısına asılacaktı. Bu binanın bir kiliseden ziyade sivil bir kuruma ait bir bina olduğunu da belirtmeliyiz. Bu videonun konusu olan eserin Koruyucu azizi Aziz Mark olan Venedik şehri ile özdeşleştiğini söyleyebiliriz. Eserde tasvir edilen hikayede Aziz Mark bir mucize gerçekleştiriyor. Hadi gelin hikayenin detaylarına geçelim. O dönemde başka bir şehirde yaşayan bir köle, Aziz Mark'ın bedeninin bulunduğu San Marco Bazilikası'nı ziyaret etmek için Venedik'e gitmek ister. Ancak efendisi izin vermez. Buna rağmen oraya gider ve orada bedenini ve ruhunu Aziz Mark'a adar. Geri döndüğünde efendisi ceza olarak adamın gözlerinin oyulmasını emreder ve adama ''Şimdi Aziz Mark bile seni kurtaramaz.'' der. Köle de ''Ben ruhumu da bedenimi de Aziz Mark'a adadım. Korkmuyorum.'' diye cevap verir. İşkence etmek için kullanılan aletler kendiliğinden kırılır. Bunun mucize olduğuna inanmayan efendi kölenin ayaklarının kesilmesini emreder. Fakat balta da kırılır. Son çare olarak efendi, ağzına çekiçle vuralım da Aziz Mark'ı bir daha anamasın der. Ancak çekiç de kırılınca herkes bunun bir mucize olduğuna kanaat getirir ve topluca Aziz Mark Bazilikası'nı ziyaret ederler. Adam da tövbe eder ve günahları bağışlanır. Resmin üst kısmında Aziz Mark güçlü bir figür olarak gökten inerken tasvir edilmiş. Kafasından ışıklar saçıldığını görüyoruz. Bu da onun ruhsal gücünü yansıtıyor. Eliyle bir tür koruyucu ve iyileştirici bir hareket yaptığını görüyoruz. Aşağıda Aziz Mark'la ters yönde kafası bizden tarafa dönük halde yerde yatan köleyi görüyoruz. Etrafı kırılmış veya hala kullanılmak üzere bekleyen işkence araçlarıyla çevrili. Sol taraftaki herkes bu tanık oldukları mucizeye şaşırmış bir halde. Ancak resimde Aziz Mark'a bakan biri yok. Belki de Aziz Mark onların göremediği ruhani bir figürdür. Biz resmi inceleyenler olarak onu görme ayrıcalığına sahibiz. Resimde 16. yüzyıl resim geleneklerine uygun şekilde muazzam çeşitlilikte figürün olduğunu görüyoruz. Çağdaş Venedikliler gibi giyinmiş soylular, askerler, doğudan gelen egzotik figürler. Figürlerin bu denli çeşitli olması bu mucizenin sadece resimdeki köle veya Venedik halkı için değil bütün dünya için evrensel bir önemi olduğunu gösteriyor. Kısaltım tekniği kullanılarak resmedilmiş Aziz Mark ve köle figüründe olduğu gibi Tintoretto rengi de kompozisyonu düzenlemek için kullanmış. Aziz Mark'ın giysisinde kullanılan renkle hemen aşağısında gördüğümüz sarıkta kullanılan renk aynı. Bu rengin resmin kenarlarındaki üç figürde de kullanıldığını görüyoruz. Bu üç figürden sağ üstte olanı evin efendisi, diğeri sağ alttaki Michelangelo'nun Sistine Şapeli eserindeki Ignudi figürünü hatırlatan uzanmış bir figür ve bir diğeri ise sol üstteki bir sütunun dibine tünemiş bir gözlemci. Altın rengi de aralıklı olarak kullanılmış. Bu rengi Aziz Mark'ın etrafındaki dalgalanan örtüde, sol altta kucağında bebeğini tutan ve bir taraftan da gerçekleşen mucizeyi izleyen annenin kıyafetinde, sarıklı olan figürün üzerindeki sırmalı kumaşta, elinde baltayla kölenin üstüne eğilmiş olan figürde ve ceza emrini veren efendinin üzerindeki örtüde görüyoruz. Rengin oldukça bilinçli bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Tintoretto'nun rengi kullanış şekli resme bir ahenk vermiş. Tekrarlayan desenlerle düzenli bir akış oluşturmuş. Yine de bu anlaşılması zor bir resim. Böyle bir konuya sahip bir resme bakarken drama ve aksiyonun bir bütün halinde olmasını, her şeyin daha anlaşılır olmasını bekleriz. Tintoretto'nun bu eseri manyerizmin yükselişte olduğu 16. yüzyılın ortalarında ürettiğini düşünecek olursak yüksek Rönesans eserlerine özgü açıklığı, anlaşılırlığı yatsıdığını söyleyebiliriz. Bu eserde hem çizgilere hem de renge vurgu yapılmış. O dönemde bu konu üzerine yoğun tartışmalar vardı. Çizgilere ve renge aşırı vurgu yapıldığı için tanımladıkları biçimler neredeyse kaybolmuş halde. Tintoretto bu resmi 30 yaşlarındayken yapmış ve eseriyle genç yaşında yeteneğini ispat etmiş. Dönemin bir sanat eleştirmeni de sanatçının bu başarısını övmüş. Ancak aynı zamanda dikkatli olmalısın. Fırça darbelerin hızlı, yavaşlamalı ve daha dikkatli çizmelisin diyerek sanatçıyı uyarmış. Gerçekten de resimde fırça darbelerinin hızı göze çarpıyor. Eleştirmen resmin sanki tamamlanmamış gibi hissettirdiğini öne sürmüş. Sanatçının resim yüzeyindeki fırça darbelerinin akışının çok belirgin olduğunu düşünmüş. Tabii, şu anda bu eseri incelediğimiz perspektiften bunun artık değer verdiğimiz bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bu eleştiriye göre bu eserde kompozisyonun özenle yaratılmadığı da düşünülebilir. Ancak tam tersi, dikkatli bir şekilde oluşturulmuş bir kompozisyon var. Renklerin tekrarlı kullanımının oluşturduğu bütünlükten bahsetmiştik. Hikayede titizlikle aktarılmış Aziz Mark'ın tepesindeki halenin başladığı alandaki ufuk noktası baz alınarak doğrusal perspektif kullanılmış. Tüm bu detaylar eserin titizlikle tasarlandığını bize gösteriyor. Tintoretto için gevşek fırça darbeleri resimlerinde önemli bir unsurdu. Eleştirmen resme bakarken resmi sipariş eden kişinin de resimde tasvir edilen sahneye baktığını görüyoruz. Ancak o, resimsel alanın bir parçası olarak resmedilmemiş. İlginç bir şekilde bizim resme baktığımız alana daha yakın bir şekilde konumlandırılmış. Tıpkı bizim gibi orada olup bitenlere tanık oluyor.